Merhaba dostlarım, iPhone 14 Pro ile bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Beraber iPhone 14 Pro'nun özelliklerini inceleyeceğiz. Özellikle kamera ve oyun testi. En sonunda da hoparlör ses testimiz gelecek. Gördüğünüz gibi burada da telefonumuzu kutusundan bu şekilde çıkarıyoruz. Evet. Kağıdını böyle söktük. Alttakini de söktük. Telefonumuz bu şekilde ince bir kutudan çıkıyor. Kendisi mor rengi. Bu Nissan Skyline'ın GTR'ın Midnight Purple'ına benzetiyorum ben bu rengi. Bir adet kablo çıkıyor. Kutu, telefon ve Apple'ın bildiğimiz stickerları ve rüttürgeci. Böyle birkaç tane kağıt var. Evet, telefonu böyle kağıdını çıkarıyoruz arkadaşlar. Telefon gayet güzel. Neden güzel olmasın? iPhone 13 Pro'nun aynısı hemen hemen. Sadece rengi değişik. Gördüğünüz gibi bu yanımızdaki 13 Pro Max, 14 Pro şu an elimizdeki kameralar aynı. Biraz boyut ufak çünkü 14 Pro Max de var biliyorsunuz. Sol tarafında iki tane tuş, alt tarafında şarj girişi ve SIM kart girişi bu şekilde burada gözüküyor. Evet dostlarım, telefonu basılı tuttuğumuzda hızlı bir şekilde telefon açılıyor. Evet. Birkaç saniye içinde hemen açıldı. Hello diyor bize. Farklı farklı dillerde dil desteği var. Evet, kurulumu yaptıktan sonra telefon kapattığımızda bile böyle ekranda kalıyor. Gayet hızlı 120 Hz ekran tarama hızı var. Gördüğünüz gibi AnTuTu testleri de bu şekilde. 5000 küsur puanı var. Diğer testi de bu şekilde. Bunda 9000 küsur galiba. Evet. Neyse, 3D 3D Mark da gayet güzel bir performans veriyor telefonumuz. Gördüğünüz gibi yani yüksek performanslar veriyor. Çünkü içinde A16 Bionic işlemci var. PUBG'ye girdiğimizde de ultra yüksek grafiklerde gayet güzel, rahat bir şekilde oynatacak. Birazdan göreceğiz. Gördüğünüz gibi hiç donma, kasma hiçbir şey yok. Zaten yani iPhone'da böyle şeyler çok mümkün değil. Gördüğünüz gibi takır takır oynuyoruz. Yani bunun seslendirmesini yapıyorum çünkü neden? Hem oyun içinden hem de oyun dışından görüntü almak zor oluyor. Kendimiz başımıza yapıyoruz şeyleri de. O yüzden biraz sorun oluyor. O yüzden direkt seslendirme yapıyorum çünkü biraz sıkıntılı arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi oyunda herhangi bir hiçbir sorun yok. Yani yağ gibi kayıyor. Yani PUBG oynayanlar bilir zaten iPhone'un. Yani bazen böyle çok uzun süreler oynanıldığında hafif böyle bir ısınma gibi bir şey oluyor ama sonuç olarak iPhone yani. Etrafı çelik, arkası şey olduğu için. O yüzden sıcak. Ve tabii ki ekran görüntüsü de muazzam gördüğünüz gibi. 4K HDR bir ekranı var iPhone 14 Pro'nun ve dediğimiz gibi 120 Hz ekran tazelemesi var. Yine iPhone bildiğimiz gibi ve 4000 nit parlaklığı var. Yani gördüğünüz gibi şu an böyle güneşin altında çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ama kısmamanız lazım. Kıstığınızda biraz sapıtıyor. Yani göremeyebilirsiniz telefonu. Ancak gayet güzel. Evet, normal gün ışığında da bu şekilde renkleri ve seriliği gerçekten yani çok hoş yani. Böyle insanın ne yapıyor? Dokundukça dokunası geliyor. Parmakları çapanlatması gerekiyor telefonu. O yüzden iPhone'da bu konuda gerçekten çok iyi. Ve kameralara gelince 3 tane büyük kamerası var. iPhone artık 12 megapiksellik kamerayı bıraktı. 48 megapiksellik kameraya geçti. Ve ön tarafta da çentiğini değiştirdi. Ön tarafta da adacık deniyor. Daha bir İngilizce bir adı var da aklıma gelmiyor şu an. Evet, şu an 3x'e kadar zoom yapabiliyoruz. 3x'te de büyütebiliyoruz. Yani bunu kendisi telefoto kamerayla değil, daha çok şeyle yapabiliyor kendisi. İşlemciyle yapıyor ve 4K iki şekilde de ne yapabiliyoruz?
seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kameraları da seçebiliyoruz. 12 megapiksel, 12 megapiksel, 48 megapiksel diye. Fotoğraflar böyle. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel fotoğraflar var. Yani iPhone'un zaten kamera kalitesi tartışılmaz. Bir de 3X de kendisine geldiği için muazzam yani. Gördüğünüz gibi arka kameralar. Bu şekilde çok güzel neyleri var? Seçim açıkları, açıları, çekim açıları var ve gerçekten gayet güzel yani. Gördüğünüz gibi Dubai sokakları, Arapça yazılar, scooterlar. Yani renklerin canlılığını da zaten fark ediyorsunuzdur. Bu da 4K kamera. Evet. Gayet güzel. Ses vermiyorum şu an. En sona, videonun sonuna bir ses videosu, yani hoparlör incelemesi koyacağım. Çok böyle kısa bir, zaten 30 saniye. Onu da huzurdan görebilirsiniz. Yani kamerada gayet güzel dostlarım. Telefonumuz gayet güzel. iPhone'un zaten özelliklerini biliyorsunuz. iOS 16 ile geliyor. İşte vesaire vesaire, birçok güzel özelliği var. Özelliklerinden bir tanesi de çarpışmayı engelleyici ya da işte çarpıştırma bildirisiydi. Buradan da birçok özelliği o adaya almışlar. Kamera ekranını. Xiaomi de bu sistemi tamamen ne yaptı? Kendisine adapte etti. Çakmasını yaptı. Telefonumuzun rengi gayet güzel. Böyle morumsu bir rengi var. Bilenler bilir, Nissan Skyline'ın bir Midnight Purple rengi var. Aynı onun rengi. Yani renk çıkardı diye oh, çok güzel de diyemeyiz. iPhone'un bir de böyle bir özelliği var. Yani ekranı kapatıyorsun ama bildirimleri görebiliyorsun. Kasası zaten mükemmel. Çok fazla konuşmaya gerek yok.